Sevgili arkadaşlar, artık bazı formüller, bazı sayılar üzerinde konuşmaya başlayabiliriz. Bazı özel açıların trigonometrik oranları. Neden bazı özel açılar üzerinde duruyoruz? Çünkü bütün açıları konuşma şansımız yok. Yani 3 derece, 5 derece, 7 derece gibi açıları tartışmak çok uzun, bir öğrencinin kapasitesinin çok üzerinde sevgili arkadaşlar. Bu sebeple bazı özel açıları tartışacağız. 30, 45, 60 bunlardan bazıları. 37, 53 de fizikte çok kullanıldığı için aldım. Matematikte çok fazla sinüs 37, sinüs 53 kelimelerini duymayacaksınız. Arkadaşlar örneğin bir eşkenar üçgen. 60 derece için seçilmesi gereken üçgenimiz eşkenar üçgen. Taban açılarımız 60, 60. Ne demiştik? Bütün üçgenler bir yükseklik yardımıyla sevgili arkadaşlar iki dik üçgen ayrılabilir. Buyurun ayıralım. Sağ ve sol olmak üzere. Yüksekliğimiz bize bir 90 derece kazandırdı. Solda bir 90 derece, sağda bir 90 derece. 60, 90, 150 geriye 30 derece kaldı. 60, 90, 150 geriye 30 derece kaldı. Simetriden de bu çözümlemeyi yapabilirsiniz. Artık bir eşkenar üçgenin kenarları üzerinde konuşma hakkımız var. Arkadaşlar bu eşkenar üçgenin kenarlarını istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Fakat matematikçiler bu konuyu daha önce çalışmışlar ve bir kenarın iki seçilmesinin en rahat sayı olduğunu bulmuşlar. Bir eşkenar üçgenin kenarları iki olsun. Tabanının iki olması için simetriden dolayı sol parçanın bir, sağ parçanın da bir olduğunu söyleyebiliriz. Pisagor bilmiyorsanız acilen öğreniniz. Eski Yunan'dan bir bilim adamı arkadaşlar. Trigonometriyi eski Yunan'da bağlamıştık dikkat ederseniz. Yüksekliğimiz kök3. Hocam biz özel üçgenlerden biliyoruz zaten 1 kök3 2 30 60 90 üçgeni ne var bunda diyebilirsiniz. Ben sadece hatırlatmış oldum. Soldaki üçgen üzerinden konuşacağız. Sevgili arkadaşlar sinüs 60. Sinüs 60 dediğimizde bir 60 derece var işte burada. Bu 60 derecenin karşısındaki kenar bakınız kök3. Neden 2 demiyoruz kök3 diyoruz? Çünkü biz dik üçgende çalışıyoruz arkadaşlar. Kök 3. Hipotenüs 2. Dik üçgenin en uzun kenarı 2. Peki öğretmenim soldaki 60 dereceyi seçmeseydik, sağdaki 60 dereceyi seçseydik olur muydu? Evet olurdu. Buradaki 60'la da çalışabilirsiniz. Peki sinüs 60 karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü 2 oldu. Kosinüs 60 hakkında ne söyleyebiliriz? Komşu kosinüs. 60 dereceyi buluyoruz. Komşusu 1, hipotenüs 2 arkadaşlar. 1 bölü 2. Rahat görünsün diye bir yuvarlak içine alacağım. Karışmasın. Peki tanjant 60 hakkında ne söyleyebiliriz? Tanjant kelimesini hatırlayalım. Karşı bölü komşu. Kimin karşısı? 60 derecenin. 60 derecenin karşısında kim var sevgili arkadaşlar? Kök3. Komşusunda kim var? 1. Kök3 bölü 1. Hocam paydada 1 varsa yazılmayabilir mi? Evet yazılmayabilir. Kök3 bölü 1. Eşittir kök3. Matematikçilerin bir genel prensibi yazmayabiliyorsan yazma. Paydada 1 var. Yazmasan olur mu? Olur. O zaman yazma. Peki kotanjant 60 için bir şey konuşabilir miyiz? Kotanjant 60. Burada 60 derece bir açıyı temsil ediyor. Yine sol açıyı seçiyoruz. Komşu. 60'ın komşusu 1. Kotanjantın içinde hipotenüs, nüs yok. Bu sebeple komşu bölü karşı 1 bölü kök 3. Arkadaşlar 60 derece üzerinde çalıştık. Biraz da 30 dereceyi görelim. Aslında bu şekilde görebiliriz ama ben yeni bir üçgende görmek istiyorum. Yine aynı işlemleri biraz daha hızlı bir şekilde yapacağız. Yine bir dik üçgen vasıtasıyla bir eşkenar üçgeni iki parçaya ayıracağız. Açılarımız 60, 60. Tepe açılarımız 30, 30. Yüksekliğimiz belli. Çalışacağımız üçgenin kenarı 2. Bu 2'yi biz tercih ediyoruz arkadaşlar.
oranlar temiz çıksın, kesirli olmasın diye 1-1 yazdık. Yüksekliğimizi köküç olarak daha önce ifade etmiştik. Arkadaşlar çalışacağım üçgen bu sefer de sol tarafta. Siz sağ tarafta çalışmayı tercih edebilirsiniz. Başlayalım. Sinüs 30. Trigonometrinin sırrı demiştim. 30 dereceye odaklanmalısınız arkadaşlar. Nerede 30 derece? Bu sefer yukarıda. Bu 30 dereceye odaklanırsanız harekete başlayabilirsiniz. Sinüs karşı bölü hipotenüs. 30'un karşısında ne var? Bakalım. Dik üçgende 1 var. Hipotenüs 2. Kosinüs 30. 30'un komşusu hangisi? Kök 3. Kök 3 bölü 2. Burada da karışmasın diye, yani üçgenin kenarıyla karıştırmayın diye bir yuvarlak içine alalım. Tanjant 30. 30 dereceye odaklanıyoruz. Karşısı 1 bölü. Komşusu kök 3 arkadaşlar. Kök 3. 1 bölü kök 3. Peki kotanjant 30 ne olabilir? 30 derecenin komşusu kök 3 bölü hipotenüs değil, özür dilerim, karşısı 1. Daha önce konuşmuştuk. Yazmayabiliyorsan yazma prensibini takip edersek kök 3 bölü 1 yerine kök 3 yazabiliriz. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Peki 45 derece için durum nedir? 45 derece için matematikçiler bir kare üzerinde çalışmayı uygun görmüşler. Karenin köşegeni simetri eksenidir. Gözle de biraz görülebilir. Bize iki tane 45 derece verir. Bazı arkadaşlar itiraz edecek. Hocam 2 değil 4. Peki onları da dinleyelim. 45, 45. Matematikçiler bu karenin kenarını 1 olarak yazmayı tercih etmişler. 1, 1, 1. Bu durumda arkadaşlar karenin köşeleri 90 derece olduğu için açıları Pisagor teoremine göre köşegen uzunluğu kök 2. Biz bu sefer sağ tarafta çalışmayı tercih edeceğiz. Siz sol tarafta da çalışabilirsiniz. Arkadaşlar sinüs 45. Hocam bu şekilde 4 tane 45 var. Hangisini tercih edeceğiz? İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Bana en kolay göründüğü için sol alt köşeyi tercih edeceğim. Bu 45 dereceyi alacağım. Sinüs 45 karşı bölü hipotenüs. Dik üçgene odaklanın. Karşısı 1, hipotenüs kök 2. Kosinüs 45 komşu. 45'in komşusu 1, hipotenüs. Hipotenüs arkadaşlar köşegeni takip edin. En uzun kenar. Dik üçgende en uzun kenar kök 2. Peki tanjant 45 karşı bölü komşu. 45'in karşısı 1, komşusu yine 1. Yazmayabiliyorsan yazma. 1 bölü 1, 1. Yani tanjant 45, 1'dir. Aynı şekilde kotanjant 45 sevgili arkadaşlar. Komşu. 45'in komşusu 1, karşısı 1. Yani 1 bölü 1. Bu da arkadaşlar 1 olarak karşımıza çıkıyor. 45 dereceyle işimiz bitti. Biraz da fizik alanı ile ilgilenelim. Fizikçilerin en çok kullandığı üçgenlerden bir tanesi de 3-4-5 üçgeni sevgili arkadaşlar. Matematikçiler çok kullanmıyorlar. Özel bir sebebi var. Çünkü trigonometrik oranlar her zaman düzgün çıkmaz. Fakat fizikçiler bunu çok dikkate almaz. 3-4-5. Biraz önce ne demek istediğinizi öğretmenim? Aslında bu açı tam 37 değil, 36.99 olabilir. Fakat fizikçiler aradaki farkı çok önemsemezler. Biz de onlara yardım edelim, önemsemeyelim. 37. Geriye kalan açı 53 sevgili arkadaşlar. Fakat biz bugün veya bu slaytta 37 ile ilgileneceğiz. Sinüs 37. Sinüs 37. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 37'nin karşısına bakınız. 3 bölü
5. 6 bölü 10, 0 tam 16'da yazanlar oluyor. Siz de yazabilirsiniz. Kosinüs 37. Arkadaşlar yine 37'ye odaklanacağız. 37'nin komşusu 4. Hipotenüs 5. Yani 4 bölü 5. Tanjant 37. Unutmayın, ilgilenmemiz gereken açı 37. Tanjant karşı bölü komşu 3 bölü 4. Kotanjant 37 eşittir 37'nin komşusu 4, karşısı 3. Yani 4 bölü 3. Peki hocam 37 ile çalıştık, 53 ile çalışabilir miyiz? Evet, onun için yeni bir slide hazırladık sizlere. Dikkat etmenizi istiyoruz arkadaşlar. 53 derecenin nerede olduğunu hep beraber bulacağız. 3, 4, 5 üçgeni. Biraz önce 37 üzerinde durmuştuk. Bu sefer 53 üzerinde duracağız. 53 derece yukarıda. 53 derece yukarıda. Sinüs 53. 53'ün karşısı 4. Sinüs, hipotenüs 5. Kosinüs 53. Arkadaşlar kosinüs. Komşu. 53'ün komşusu 3. Hipotenüs 5. Tanjant 53. 53'ün karşısı 4. Komşusu 3. Kotanjant 53 eşittir. Kotanjant. 53'ün komşusu 3. Karşısı 4 olarak karşımıza çıkıyor.